Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim, hatırlarsanız, alıç diye topladığım süs elmalarından, Japon elmalarından sirke yapmıştım. Sirkelerim oldu. Bunu sizlerle sonucunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet. Videomun sonunda tüm bilgileri sizlerle paylaştım. Şimdiden iyi seyirler efendim. Bugün çok farklı bir sirke tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Japon elmasından sirke yapımı. Evet, yanlış duymadınız. Ben bunları toplarken arkadaşlar bilmeziye alıç olarak topladım ama Instagram hesabımda paylaştığımda sizlerden gelen yorumlarda bunun Japon elması olduğunu öğrendim ve yedikten sonra da tadını çok beğendim. Gerçekten aynı elma tadı gibiydi. Kesinlikle kekremsi bir tadı yoktu. Çok güzel bir tadı vardı. Ben de bunları değerlendirmek istedim. Bir miktarını sirke yapımında, bir miktarını turşu yapımında ve reçel yapımında kullandım. Bütün tariflerimi sizlere diğer videolarımda paylaşacağım. Bugün sizlere sirkeyi nasıl kuracağım, sirkeyi nasıl kurdum onu anlatacağım. Evet, gördüğünüz gibi içi bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Japon elması. Küçük bir süs elması yani. Gerçekten çok tatlılar. Evet, öncelikle yıkadım güzelce. Daha sonrasında sapları ile birlikte ortasından keserek kavanozun yarısı dolana kadar doldurdum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Çekirdeklerini de çıkartmıyoruz. Saplarını da tamamıyla bırakıyoruz. Sadece ortadan kesmemiz yeterli. Bu işlemi kavanozum dolana kadar uyguluyorum. Evet, hatırlarsanız YouTube kanalımda sirke tariflerini paylaşmıştım. Elma sirkesi nasıl kurulur? Üzüm sirkesi nasıl kurulur? Sirke anası nasıl oluşur? Bütün aşamalarını sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hatta sirke anasını elde ettikten sonra sirke anası ile sirke tekrardan nasıl kurarız? Onu da anlatmıştım. Sirke anasını nasıl saklarız? Bütün detaylı tariflerimi arkadaşlar anlatmıştım. Şimdi aynı sirke tarifimle ben Japon elması sirkesini kuracağım. Kavanozum yarısına kadar elmalarla doldurduktan sonra 1 yemek kaşığı organik bal ekliyorum. Bunu eklememin nedeni de sirke oluşumunda probiyotik bakteriler vardır sirkemizin içerisinde. Bunlar sirke anasını oluşturacaktır arkadaşlar. Bal da onların yetişmesi için, onların beslenmesi için bir takviye, daha çabuk sirke anası elde etmek için ekliyoruz. Evet, ben daha önce de elma sirkemi kurarken bu şekilde sirke anasını saklamıştım. Sirke anasını içerisine ekledim. Yaklaşık bir çay bardakta kendi yapmış olduğum elma sirkemden içerisine ekledim. Ve hazır içme suyu dolana kadar ekliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Elma sirkesini de ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra temiz bir bez ile üzerini kapatıyorum. Sirke oluşumunda asla kapağını kapatmıyoruz. Ta ki ne zaman kapatacağız? Süzdükten sonra, sirkemizi elde ettikten sonra kapağını kapatacağız. Bu şekilde birkaç ay bekleyecek arkadaşlar ve kontrol edeceğiz. Sirke anası ile kurduğumuz için de ben bu sirkemi karıştırmayacağım. Arada bir kontrol edeceğim. Eğer sizlerin sirke anası yoksa her gün bir karıştırmanız lazım. İçindeki asidi, havayı çıkartmanız lazım arkadaşlar. O şekilde bir 8 hafta geçtikten sonra yavaş yavaş üzerinde şeffaf bir tabaka oluşacaktır. Daha sonrasında sirke anası üzerinde oluşacaktır. O zaman karıştırma işlemini komple bırakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar elde etmiş olduğum, kendi yaptığım elma sirkem. Evet, yaklaşık 3 ay sonra elma sirkelerim ve süs elması, Japon elma sirkem hepsi çok güzel oldular. Ben bu sirkelerimi daha önceden kurmuş olduğum elma sirkesi anasıyla kurdum. Anasıyla kurununca biliyorsunuz arkadaşlar, sizlere bu detayları daha önceden paylaşmıştım.
Çok kolay oluyor çünkü sirke kurumunun başında beklemiyoruz. Her gün karıştırma işlemini yapmıyoruz. 2-3 güne bir kontrol ediyoruz. Onun için çok kolay bir sirke kurumu oluyor. Bu nedenden dolayıdır ki sirke anası çok kıymetlidir sirke yapımında. Evet, ben bu şekilde süzdüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Küçük elma sirkemi. İçerisine de bir cimdik tuz attım. Bu tuzu da alkolleşmemesi için sirkeleri atıldığını daha sonrasında araştırdım ve öğrendim. Bu nedenden dolayı da bir tutam tuz ekledim. Ve bu şekilde süzdükten sonra kavanozlara tekrar doldurup ağzını kapatabilirsiniz. Hemen kullanıma hazırdır. Beklemenize gerek yok arkadaşlar. Evet, şimdiden afiyet şifa olsun. Evet, bunlar da kendi bahçemden topladığım organik elmalarımdan yaptığım elma sirkelerim. Gördüğünüz gibi çok güzel. Anılar yine tekrardan kalınlaştı. Güzel bir ana elde etmiş oldum. Çok keskin bir sirkelerim oldu arkadaşlar. Japon elmasındaki sirkemle normal elma sirkesi biraz daha farklıydı. Tadını merak ederseniz elma sirkesi gibi tadı değildi arkadaşlar. Biraz keskin değildi ve üzerindeki anası da çok kalın olmadı. Ben sizlere tarifi verdiğimde sonucunu paylaşacağım dediğim için bu sonucu paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve süzmüşken de diğer elma sirkelerimi de göstermek istedim. Aynı şekilde elma sirkelerimi de süzdükten sonra bir tutam tuz atıyorum. Ve tekrardan bunları kavanozlarıma dolduruyorum arkadaşlar. Dilerseniz küçük kavanozlara doldurabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde büyük bir kavanoza. Ben ilk etapta bu şekilde büyük bir kavanoza doldurdum. Elimin altında hemen hazırda olması için de küçük şişelere bir iki tane doldurduktan sonra o şekilde hemen hazır ettim. Bittikçe buradan diğer şişelerime aktaracağım. Evet, gördüğünüz gibi süzdüm hepsini arkadaşlar. Harika elma sirkelerim oldu. Anasını da bu şekilde başka bir küçük kavanozun içerisine koydum. Üzerine de kendi sirkesinden tekrardan koyup kapağını kapattım. Bunu serin erzak bir dolabında saklayacağım. Bir dahaki sirke yapımına kadar. Dilerseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. Dilerseniz karanlık erzak dolabında saklayabilirsiniz. Ama buzluğuna atmayın arkadaşlar. Buzluğuna atarsanız içerisinde asetik bakteriler vardır. Bunların ölmesine sebep verir. Çünkü asetik bakteriler sirke anasının içerisinde halen yaşamaktadır. Bu bakterilerimizin yaşatmamız için de kendi sirkesinin içerisinde besleyeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki sirke yapımına kadar. Evet. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Anlamadığınız ve takıldığınız bir yerler olursa yorum kısmına yazın. Sizlere her zaman yardımcı olmaya çalışacağım efendim. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde tariflerim de var kanalımda arkadaşlar. Reçelini de yapmıştım. Turşusunu da yaptım. Diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşağıya yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.